Merhabalar sevgili İDK'lılar. Bugün birlikte destek ve hareket sistemini işleyeceğiz. Tabi insanda destek ve hareket sistemini işleyeceğiz arkadaşlar. İskelet sistemimize baktığımızda insanlarda iskelet sistemimiz kemik ve kıkırdak doku olmak üzere iki tane dokudan oluşuyor arkadaşlar. Önce kıkırdak dokuyla başlayalım istiyorum. Kıkırdak doku hücrelerine kondrosit adı verilmekte. Kıkırdak doku hücrelerinin ara maddesine de kondrin adı verilir arkadaşlar. Kondrositler yani kıkırdak doku hücreleri bir kapsülle çevrilidir. Bu kapsülün içinde üçlü veya dörtlü şekilde kondrositler gruplanmış durumdadır arkadaşlar. Kıkırdak dokuda kılcal kan damarı ve sinirler bulunmuyor arkadaşlar. Kıkırdak dokuda kılcal kan damarı ve sinir bulunmuyor. Bunu unutmayacağız. Önemli sorularda karşımıza çıkabiliyor. Kıkırdak dokuda kıkırdak zarının dışında kan damarı yok. Kıkırdak zarındaki bu kan damarları sayesinde de kondrositler yani kıkırdak doku hücreleri bu zardaki damarlardan difüzyon besleniyorlar arkadaşlar. Aynı zamanda atık maddelerini de aynı yoldan yani difüzyonla e, buradaki kan damarlarına vererek uzaklaştırıyorlar. Bizim burada bilmemiz gereken en önemli nokta kıkırdak dokuda lütfen bunu unutmayacağız. Kan damarları, kılcal kan damarları ve sinirlerin olmadığını Bilelim arkadaşlar. Kıkırdak dokuya baktığımızda üç çeşit kıkırdağımız var. Yani üç ayırıyoruz. Hyalin kıkırdak, elastik kıkırdak ve fibroz kıkırdak olmak üzere 3'e ayrıldığını söylemiştik. Hyalin kıkırdakla devam edelim istiyorum arkadaşlar. Hyalin kıkırdak insanların embriyo dönemindeki iskeletidir arkadaşlar. Yani ne demek istiyorum? Bizler annemizin karnındayken bizim iskeletimiz hyalin kıkırdaktan oluşmaktadır arkadaşlar. Gelişim sürecimizde hyalin kıkırdak Kıkırdak, ...kemik yerini kemik dokuya bırakıyor. Kemikleşiyor arkadaşlar. Yerini kemik dokuya bırakıyor. Zaten yeni doğmuş bebekleri de dikkati tutmamızın sebebi... ...onların kafalarına daha dikkat etmemizin sebebi bu arkadaşlar. Ve ergin bireylere baktığımızda artık ergin birey haline dönüştükten sonra da... ...bu hiyelin kıkırdak kemik dokuya dönüştü dedik. dedik. Ancak kaburga uçlarımız e, ne yapıyor arkadaşlar? Yine e, hiyelin kıkırdak olarak... Kalıyor arkadaşlar yani vücudumuzun bazı yerleri mesela burunda e, gene hiyalin kıkırdak olarak kalıyor arkadaşlar e, ve. Oyna reklamlardaki kemiklerin eklem yüzeylerinde de hiyelin kıkırdak yine varlığını devam ettiriyor. Yani siz bacaklarınızı hareket ettirirken o diz kapaklarınızın olduğu yerde veya kollarınızda dirseklerinizde işte ön kol kemiğinizde pazu kemiğiniz arasında arkadaşlar. Bu iki kemiğin arasında da eklem yüzeylerinde hiyelin kıkırdak var arkadaşlar. Böylece hareket esnasında bu oynar reklamlardaki sürtünmeyi ve aşınmayı önlemiş oluyor. Orada bir yastık görevi görmüş oluyor arkadaşlar. Geldik bir diğer kıkırdağımıza elastik kıkırdak. Arkadaşlar adından da anlaşılacağı gibi içinde bol miktarda elastik lif bulunduruyor arkadaşlar. Yani bükülebilir bir yapıda kendileri. Kulak kepçesi gibi kısımlarda bulunur. Fibroz kıkırdak için ne söyleyeceğiz arkadaşlar? Fibroz kıkırdak basınç ve çekmelere karşı son derece dayanıklıdır arkadaşlar ve omurlar arasındaki esnek diskleri oluşturur. Bu da aklımızdan kalsın ee, devam edelim arkadaşlar Kıkırdak dokuyu şöyle bir kenara bırakalım kemik dokuyla devam edelim arkadaşlar kemik doku için şunu söyleyeceğiz kemik dokunun hücrelerine osteosit kemik dokunun ara maddesine ise osein adı veriliyor arkadaşlar ve e, ara maddesi yani osein adını verdiğimiz ara maddesi organik ve inorganik moleküllerden maddelerden oluşuyor Organik kısım arkadaşlar protein yapılı kolajen liflerinden oluşuyor ve kemiklerimize esneklik kazandırıyor. İnorganik kısmı ise kalsiyum fosfat, kalsiyum karbonat ve e, magnezyum fosfat tuzlarından oluşuyor. Bu inorganik kısmı da yani bu tuzlarda da kemiğimize sertlik kazandırıyor. Bebeklerin yani küçük yaşlarda diyelim daha doğrusu bebeklerin, küçüklerin e, kemiklerinde arkadaşlar organik kısım daha fazla var. Bu nedenle bunların kemikleri daha esnektir arkadaşlar. Ancak yaş ilerledikçe mineral tuzları fazla biriktiği için yani inorganik maddeler biriktikçe kemik sertleşir, daha kolay kırılgan bir hale geliyor. Mesela küçük çocuklar düştüğü zaman kemikleri daha esnek olduğu için hani kolay kolay kırılmaz. Tabii çok şiddeti düşükler düşmelerden bahsetmiyorum ama yaşlıların en ufak bir düşmelerinde hemen daha rahat kemikleri kırılıyor. ve ve hemen alçı alınmak zorunda kalınıyor. Bunun sebebi dediğim gibi yaşlandıkça kemikteki inorganik madde miktarının artması organik madde miktarının azalmasına bağlı olarak arkadaşlar kemikler esnekliğini kaybediyor. Daha sertleşiyor ve daha kolay kırılabilir bir hale dönüşüyor arkadaşlar. Yani daha kırılgan bir hale dönüşüyor. Peki Kemik dokudan bahsedelim arkadaşlar. Ee, kemik dokuyu da biz kendi arasında ikiye ayırıyoruz arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi sıkı kemik doku yani sert kemik doku. Bir diğeri de arkadaşlar süngerimsi kemik doku. Sıkı kemik doku yani sert kemik doku aslında kemiklerimizin dış kısmında bulunan sert tabak arkadaşlar, kemik doku içinde bulunan e, boyuna uzanan kanallarımıza havers kanalları adı veriliyor arkadaşlar. Havers kanalların içinde kan damarları ve sinirler var arkadaşlar. Bu havers kanalları boyuna uzanan kanallar dedik. Bu kanalları da birbirine enine şekilde bağlayan kanallara da volmen kanalları adı veriliyor arkadaşlar. Ee, dediğim gibi kemik hücrelerimiz yani osteositler bu e, kanalların içinde bulunan kılcal kan damarlarından arkadaşlar besin ve oksijen alırken atık maddelerini de aynı yoldan yine buradaki kan damarlarına vermek suretiyle kana vermiş olurlar arkadaşlar. Havers ve Walkman kanallarını kanallarında unutmayalım. Dediğim gibi sert yani sıkı kemik dokuda bulunuyor arkadaşlar. Kemiklerimizin en dış kısmını örtüyor. Bütün kemiklerimizin dış kısmı sıkı yani sert kemik dokudan oluşur. Süngerimsi kemik doku ise arkadaşlar uzun kemiklerimizin baş kısmında kısa ve yastık kemiklerimizin de içinde yer alıyor arkadaşlar. Süngerimsi kemik doku gözenekli bir yapıya sahip olduğu için adını süngerimsi kemik doku olarak almıştır arkadaşlar ve bu gözeneklerin arasında da kırmızı kemik iliği bulunmakta. Kırmızı kemik iliği bizim için çok önemli. Sorularda karşımıza çıkabilir. Kırmızı kemik iliği neden çok önemli arkadaşlar? Çünkü kan hücrelerimizin üretimini sağlıyor. Yani al yuvar ak yuvar ve kan pulcuklarının üretilmesini sağladığı için önemli arkadaşlar devam edelim peki kemik dokunun bizim vücudumuzdaki başlıca görevleri nelerdir acaba diye düşünürsek arkadaşlar kemiklerimiz vücudumuza şekil verir ve desteklik sağlar zaten bunu biliyoruz ayrıca bu kemikler kaslarımızla birlikte hareketimizi sağlıyorlar arkadaşlar vücudumuzu hareket ettirmemizi sağlıyor kafatası ve göğüs kafesi gibi önemli kemiklerimizde bunların içinde yer alan hayati organlarımızı ne yapıyorlar arkadaşlar dışarıdan gelecek darbelere karşı koruyor değil mi kafatası beynimizi koruyor. Yine göğüs kafesimiz, kalbimizi ve akciğerlerimizi ne yapar arkadaşlar? Korur. Bu anlamda da kemik doku önemli bir göreve sahip. Yine kemiklerimizin iç kısmında bulunan az önce de bahsetmiştim. Kırmızı kemik iliği de arkadaşlar kan hücrelerinin yapımında görev alıyor arkadaşlar. Yine kemiklerimizin içinde kalsiyum, fosfat, magnezyum gibi mineraller depolandığı için kemiklerimiz minerallerin yani kalsiyum, fosfat, magnezyum gibi minerallerin Deposu olarak işlev görür. Özellikle kemiklerimiz kalsiyum deposu olarak işlev gördüğü için de önemlidir arkadaşlar. Şimdi biz kemikleri şekillerine göre gruplandırıyoruz. Nasıl gruplandırıyoruz? Uzun kemikler, kısa kemikler, yassı kemikler ve düzensiz şekilli kemikler olmak üzere dört şekilde gruplandırıyoruz şekillerine göre. Bunlardan en önemlisi uzun kemikler. Neden çok önemli uzun kemikler? Çünkü arkadaşlar uzun kemikler soru getirisi yüksek arkadaşlar. Ben buraya kabaca bir şekil çizdim. Tabii benim şekillerim kötü zaten biliyorsunuz siz. Arkadaşlar uzun kemiğe baktığımızda şu kısımlarını baş kısımlar olarak görüyoruz arkadaşlar. Hemen orta kısmı gövde kısmı olarak ve baş kısımlarındaki şu nokta nokta olarak gösterdiğim yerler arkadaşlar süngerimsi kemik doku ve süngerimsi kemik dokunun içinde de ne var arkadaşlar? Kırmızı kemik iliği. Ne yapıyordu kırmızı kemik iliği? Kan hücrelerini oluşturuyordu. Neydi onlar? Al yuvar, ak ve kan pulcuklarını ürettiği için bizim için önemliydi arkadaşlar. Yine e, baktığımızda ortasından bir ilik kanalı geçiyor arkadaşlar ve bu ilik kanalının içinde de sarı ilik bulunuyor. Bakın bu sarı ilik son derece önemli. Neden önemli? Sarı ilik içinde yağ bulundurduğu için sarı renkli görülüyor arkadaşlar ve ak yuvar üretiminde görev aldığını biliyoruz ve bizim için en önemli kısmı ne? Sarı ilik sadece ve sadece uzun kemiklerde bulunuyor arkadaşlar. Yani kısa kemiklerde, yassı kemiklerde ve düzensiz şekilli kemiklerde sarı ilik bulunmamakta. Bu anlamda önemli. Biliyorsunuz ÖSYM istisnaları sormayı seviyor. Bu yüzden bu istisnai bir durum olduğu için yani sarı ilik bir tek uzun kemiklerde bulunduğu için soru getirisi yüksektir. Zaten sıkça deneme sorularında test sorularını çözerken karşınıza da çıkacağını düşünüyorum arkadaşlar. Yine en dışında e, sert kemik doku yani sıkı kemik doku bulunur dedik. Bunun hemen üzerinden şöyle incecik bir kesit alırsak arkadaşlar, şöyle kaldırırsak periost yani kemik zarı olduğunu göreceğiz arkadaşlar ve bu kemik zarının görevi nedir? Hemen ondan da bahsedelim. Kemik zarı çok önemli. Kemiğin enine büyümesini, yenilenmesini ve onarılmasını sağlıyor arkadaşlar. Ee, periost yani kemik zarı bol miktarda kan damarı ve sinir bulundurduğu için nedir arkadaşlar? Önemlidir. Onu da ne yapmıyoruz? Unutmayacağız. E, ee, epifiz plağı bir de bizim için çok önemli. Epifiz plağı kıkırdaktan yapılmış bir plaktır arkadaşlar. Kıkırdak yapılıdır. Kemiklerimizin boyca uzamasını sağlıyor. Epifiz plağı kıkırdak yapılı dedik. Ancak 20'li yaşlardan sonra bu kıkırdak yapılı olan epifiz plağı kemikleşiyor arkadaşlar. Ve kemikleştiği için 20'li yaşlardan sonra işte bu kişisine göre 21 olabilir, 22 olabilir, 20 olabilir, 19 olabilir. Kemikleştikten sonra arkadaşlar Artık boyca uzaması kemiklerin duruyor. O yüzden bizlerin belli bir yaştan sonra boyunun uzamamasının sebebi epifiz plağının kemikleşmesiyle alakalı bir durumdur arkadaşlar. Kemik gelişimimize etki eden faktörlerimiz var. Boy uzunluğu demişken hemen ondan da bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar bir kere kemik gelişimimize neler etki eder? Hormonlar etki eder arkadaşlar. Büyüme hormonu gibi. E, Kalsitonin parat hormon gibi hormonlar kemiklerin gelişmesine etki eder. Genetik faktörler etki eder. Yani sizin anne ve babanızın boyu kısaysa sizin çok uzun boylu olmanızı bekleyemeyiz. Zaten böyle bir şey mümkün değil. İşte genetik de etki ediyor. Beslenme etki ediyor arkadaşlar. Özellikle kalsiyum ve protein içeriği bol gıdalar tüketmek. Vitaminler etki ediyor. Hangi vitaminler etki ediyor? C vitamini, A vitamini, D vitamini etki ediyor. Bir de güneş ışığı etki ediyor spor yapmakta arkadaşlar değil mi? Basket oynayanların boyunun daha uzun olduğunu Spor yapmakta yine kemik gelişimine etki eden özelliklerdendir diyebiliriz. Bu şekilde sıralaya sıralayabiliriz. Kemik gelişimine etki eden faktörleri de bu şekilde hemen hızlıca geçmiş olalım. Bir daha söylüyorum. Genetik faktörler, hormonlar, Güneş ışığı, beslenme yani protein, kalsiyum ve vitaminlerin alınması vücutta kemik gelişimine etki eden faktörlerdendir diyeceğiz arkadaşlar. Peki uzun kemikleri konuşuyorduk. Soru getirisi de yüksek dedik ve dedim ki şunu unutmayın. Uzun kemiklerde sarı ilik bulunuyor. Sadece uzun kemiklerde bulunduğu için de soru getirisi yüksek demiştim arkadaşlar. Peki uzun kemikler vücudumuzdaki hangi kemikler arkadaşlar? Bizim kollarımızda bulunan ön kol pazu kemiği ve dirsek kemikleri arkadaşlar. Yine bacaklarımızda bulunan uyluk kemikleri, kaval kemikleri, baldır kemikleri de uzun kemiklere örnek olarak verebiliriz vücudumuzda bulunan bu kemikleri. Geldim kime? Kısa kemiklere. Kısa kemikler için ne söyleyeceğim? Şunu söyleyeceğim. Boyları ve enleri yaklaşık olarak eşit olan kemiklerdir. El ve ayak bilek kemiklerimiz kısa kemiklere örnek olarak verilebilir. Yassı kemiklere geldim arkadaşlar. Yassı kemikler için şunu söyleyeceğim. Plaka şeklinde olup geniş yüzey alanına sahip kemiklerdir. Kafatası kemiklerimiz, kürek kemiğimiz, kalça ve kaburga kemiklerimiz yassı kemiklere örnek olarak verilebilir. Düzensiz şekilli kemiklerimiz için neyi söyleyeceğiz? Belirli bir şekli olmayan kemiklerdir. Omur kemikleri ve bazı yüz kemiklerimiz düzensiz şekilli kemiklere örnek olarak verilebilir. Şimdi kemiklerden bahsetmişken bu iki kemiği birbirinin iki kemiğin birbirine bağlandığı bölgelere ne diyeceğiz arkadaşlar? Eklem diyeceğiz ve hemen eklemlerden bahsedelim. Vücudumuzdaki eklemlerde 3 kısımda inceleniyor. Neye göre? Hareket edip edememe özelliğine göre arkadaşlar. Oynar eklemler, az oynar ya da yarı oynar eklemler dediğimiz eklemler bir de oynamaz. Yani hareket yeteneği hiç olmayan eklemlerimiz var. Oynar eklemler için şunu söyleyeceğiz. Koldaki kemikler arasında ve bacaktaki kemikler arasında bulunuyor. Bakın oynar eklemler bizim için önemli. Neden önemli? Çünkü eklem kapsülü denilen bir yapı var. Bu eklem kapsülü dediğimiz yapı diğer eklem çeşitlerinde yok. Sadece kimde var? Oynar eklemlerde var. Her zaman söylüyorum. ÖSYM e istisnai şeyleri sormayı seviyor. Şimdi bu eklem, e, eklem kapsülünün içerisinde sinoviyel zar adını verdiğimiz ince bir zar var. Bu zar ne yapıyor arkadaşlar? Sinoviyel sıvı ya da eklem sıvısı adını verdiğimiz bir sıvıyı üretiyor. Görevi bu arkadaşlar. Ve bu üretilen eklem sıvısı da bu eklemin Hareket yeteneğini kolaylaştırıyor arkadaşlar. Yani e, kemiklerin birbirine sürtünüp aşınmasını önlüyor. Hareket yeteneğini kolaylaştırıyor demeyelim de. Bu sıvı iki kemiğin hareket ederken eklemler birbirine sürtünüp aşınmasını önlüyor. Onların kayganlık sağlıyor onlar arkadaşlar. Bu önemli. E, diğer e, eklem çeşitlerinde yani az oynar ve oynamaz eklemlerde eklem kapsülüyle eklem sıvısı yok. Yani sinovyal zar ve sinovyal sıvısı bulunmuyor. Bu anlamda önemli. Yarı oynar reklamlarımız için neyi söyleyeceğiz? Bunların sınırlı oranda hareket yetenekleri var arkadaşlar. Sınırlı oranda hareket edebiliyorlar. Sürtünmeyi engelleyen kıkırdak doku yapısındaki diskler bulunduruyorlar. Boynumuzda göğüs bel ve omurları arası, göğüs boyun ve göğüs bel omurları arasındaki eklemler az oynar eklemlere örnek. Oynamaz eklemlerimiz ise kemikleri hareket etmeyecek şekilde birbirine bağlayan eklemlerdir. Nerede bulunur? Kafa tasımızda ve yüzümüzdeki kemiklerde bu eklemler bulunuyor. Oynamaz eklemler bulunuyor. Ancak yüzdeki kemiklerimizde alt çene kemiği hariç çünkü alt çene kemiği arkadaşlar oynuyor. Oynamaz değil yani. Ee, kaslardan bahsedelim biraz da kas dokudan bahsedelim. Arkadaşlar. Kas hücrelerinin zarına bakın burası önemli sarkolemma deniyor. Lemma zaten zar demek latince de sarkolemma adını veriyoruz. Sitoplazmasına da sitoplazma demek plazma sıvı demek arkadaşlar sarkoplazma adı veriliyor. Kas hücrelerinde bulunan endoplazmik retikulumlara ise sarkoplazmik retikulum adı veriliyor. Peki ne işe yarıyor bu kas hücresindeki sarkoplazmik retikulumlar? kas kasılması için gereken kalsiyumları depolar arkadaşlar sarkoplazmik retikulum. Kas dokusunun ara maddesi yok. Ne demek bu? Kas dokusunun hücreleri bitişiktir demek. Ara maddesi bulunmuyor demek arkadaşlar. Ve yine devam edelim. Bakın burası önemli. Bütün kas çeşitlerimizde aktin ve miyozin adını verdiğimiz protein yapılı iplikçikler bulunuyor arkadaşlar. O zaman ben şunu söyleyebilir miyim? Evet bizim vücudumuzda bulunan bütün kas çeşitlerinde aktin ve miyozin adını verdiğimiz protein yapılı kas iplikleri bulunuyor mu? Evet bulunuyor. Ancak şöyle bir durum var. Kalp kası ve çizgili kaslarda aktin ve miyozin iplikler bantlı bir yapı gösterirken düz kaslarda dağınık olarak bulunduğu için düz kaslarda bantlı bir yapı Göstermiyor arkadaşlar. Ee, ben kas çeşitlerinde kalp kasında çizgili kasın ve düz kasın ne olduğunu uzun uzun birazdan anlatacağım şimdi. Birazdan ancak hemen şimdi şundan bahsedelim kas sisteminin görevleri neler? Vücudumuzdaki kas sisteminin görevlerinde ilk önce hareketi getirelim aklımıza. Daha sonra vücut şeklimizin oluşmasını sağlıyor, değil mi? Böyle güzel, ne kadar kaslı bir vücudumuz olursa o kadar da estetik durur. Vücutta madde taşınmasını sağlıyor. Nasıl? Vücudumuzdaki kalp kası kanı vücudumuza pompalamak suretinde böyle bir madde taşınmasına görev alıyor çünkü biliyorsunuz kanla su, besinler, vitaminler, mineraller ve boşaltım atıkları, oksijen, solunum gazları, oksijen, karbondioksit ne yapılıyor arkadaşlar? Taşınması sağlanmış oluyor. Vücut sıcaklığının düzenlenmesi yine kas sistemimin kas sistemimizin görevleri nasıl oluyor bu? Üşüdüğümüzde titrememiz, kaslarda ısı üreterek vücut sıcaklığımızın korunmasına. Destek oluyor arkadaşlar, destek oluşturuyor. Peki geldim kime? kas çeşitlerimize. Çizgili kaslar çizgili kasın diğer adı iskelet kasıdır arkadaşlar. Çizgili kaslarımızın hücreleri silindirik yapılıdır arkadaşlar ve hücrelerinde çok sayıda çekirdek bulunur. Bu çekirdekler hücrenin kenarlarına itilmiş durumdadır arkadaşlar. Çizgili kaslarımızda aktin ve miyozin ipliklerimiz bantlı yapı gösterir. Zaten gösterdiği bu bantlı yapıdan dolayı da çizgili kas adını almışlar. Çizgi çizgi görünüyor. E, çizgili kaslarımız somatik somatik sinir sisteminin kontrolünde yani isteğimiz ile çalışır istemli çalışırlar çizgili kaslarımız çok hızlı çalışır ancak çabuk yorulurlar çizgili kasın e, sinir ile bağlantısı kesilirse felç dediğimiz durum meydana gelir arkadaşlar. Çizgili kaslar kol ve bacaklarımızın kaslarında görülür. Oksijen yetersizliğinde laktik asit fermantasyonu ile enerji üretir. Yani ATP üretir. Bakın burası benim için çok önemli. Özellikle de renkli kalemle de buraya yazdım. Neden çok önemli? Çünkü laktik asit fermantasyonu kimde var? Bir tek çizgili kaslarda var. Diğer kas çeşitlerimizde laktik asit fermantasyonu görünmüyor arkadaşlar. Yine çizgili kaslarda bulunan miyoglobin adını verdiğimiz bir protein özel bir protein oksijen depoluyor bu anlamda da önemli. Miyoglobin sadece ve sadece çizgili kaslarda bulunuyor ve çizgili kaslara kırmızı renk veriyor bu anlamda da önemli. Devam edelim düz kaslarla. Düz kas hücreleri arkadaşlar mekik şeklindedir. Hücreleri tek çekirdeklidir ve çekirdek hücrenin ortasında bulunur arkadaşlar. Düz kaslarda aktin ve miyozin dağınıktır. Yani bantlı yapı göstermiyor arkadaşlar. Otonom sinir sistemimizin kontrolünde yani istemsiz çalışıyor arkadaşlar. Çalışması yavaş ve düzensizdir. Ee, sinir ile bağlantısı kesilirse bir süre daha çalışmaya devam edebilir, çalışabilir. Midemizde, bağırsağımızda. Mide, bağırsak gibi, böbrek gibi iç organlarımızda bulunuyor arkadaşlar. Atardamar ve toplardamar gibi yapılarımızda da bulunuyor ee, diyeceğiz. Devam edelim arkadaşlar. Kalp kasıyla. Kalp kası bir veya iki çekirdeklidir. Yine bunların da hücreleri silindirik şekildedir. Aktin ve miyozin bantlı yapı gösteriyor arkadaşlar. Otonom sinir sisteminin kontrolünde yani isteğimiz. Ne demekte otonom? Otomatik olarak. Yani benim isteğimin dışında çalışıyor. İstemsiz çalışıyor. Hızlı ve düzenli çalışır arkadaşlar. Sinirleriyle bağlantısı kesilse bile bir süre, bakın kısa bir süre daha çalışabilir. Bitkisel hayat dediğimiz olay budur arkadaşlar yine e, kalp kasının en önemli özelliği bakın sorularda ayırt etmemizi sağlayacak dallanmış bir yapı gösteriyor eğer dallanmış bir yapıdan bahsediyorsa soruda kimden bahsediyor kalp kasından bahsediyor çünkü bu dallanma dediğimiz olay diğer kaslarda yok sadece kalp kası dediğin dallanmışı görüyorsanız kalp kasını oraya ne yapın arkadaşlar hiç düşünmeden yapıştırın geçin Yapı olarak çizgili kasa çalışma prensibi olarak da düz kasa benzer kalp kası arkadaşlar. Kalbimizin miyokard tabakasında bulunur diyeceğiz ve çizgili kasın kasılıp gevşemesinden Bahsedelim istiyorum. Bakın burası önemli. Soru getirisi yüksek olan bir yer. Çizgili kasların kasılıp gevşemesi Huxley adında bir bilim insanının kayan iplikler hipotezi olarak açıklamaya çalışmış arkadaşlar. Ee, şöyle gösterelim. İlk önce şurada dik boyuna uzanan çizgilerimiz Z çizgisidir. Şu ince çizgiler aktin iplikleri gösteriyor arkadaşlar. Şu Pembe ile çizdiğim daha kalın olan çizgiler miyozin ipliklerdir. ve bu pembe ile gösterdiğimiz miyozin ipliklere de A bandı adı verilir arkadaşlar. Aktin ipliklerin arasında kalan şu mesafeye boşluğa H bandı adı veriliyor. Z2Z Z çizgisi arasında kalan şu mesafeye sarkomer adı veriliyor arkadaşlar. A bandıyla Z çizgisi arasında kalan şu mesafeye de I bandı adı veriliyor arkadaşlar. Şimdi hemen şundan bahsetmek istiyorum. 2Z çizgisinin kas nasıl kasılıyor? Şunları 2Z çizgisi olarak düşünün şu benim elimdeki kalemlerin. 2Z çizgisinin birbirine yaklaşmasıyla bakın yayın sıkışması gibi düşünün. 2Z çizgisinin birbirine yaklaşmasıyla arkadaşlar kas kasılır. Bakın ne zaman nereye kadar yaklaştı? A bandına yani miyozin ipliğe kadar yaklaştı. Neden daha fazla gidemiyor? Çünkü A bandı onu tutuyor. ilerlemesine izin vermiyor. Şimdi bir daha söylüyorum. Yay gibi düşünün mantığını. İki Z çizgisinin birbirine yaklaşması kasın kasılması demek oluyor arkadaşlar. Bu iki çizginin birbirine yaklaşmasıyla birlikte arkadaşlar. Şuradaki mesafe ne olacak? Bakın aktin iplikler birbirine yaklaşacak. Şu Haş bandı ne olacak arkadaşlar? Görünmeyecek belki. Kaybolacak. Çünkü ne? Şu, şu mesafe kapandı. Yani şurası birbirine yaklaştı. A bandının boyu değişir mi bu pembeyle çizdiğim? Hayır. A bandının boyu değişmeyecek. Çok önemli. Haş bandı ne olacak arkadaşlar? Daralıp kaybolacak. Yani görünmez hale gelecek. Şu mesafe ne olacak? Bakın şu Z çizgisi şuraya gelince arkadaşlar. I bandının daraldığını göreceğiz. Aktin ve miyozin ipliklerin boyu değişmeyecek. Çünkü zaten bu hipotez şunu söylüyor. Aktin ipliklerin miyozin iplikler üzerinde kayması. Yani şöyle bile düşünebilirsiniz. Sizin parmaklarınızı şöyle iki elinizin birbirine geçmesi gibi düşünün arkadaşlar. O yüzden aktin ve miyozin ipliklerinin boyu değişmiyor. Sadece ne oluyor arkadaşlar? İki Z çizgisi birbirine yaklaşıyor. Bakın Z bantları yani Z çizgileri birbirine yaklaşıyor. İki Z çizgisi birbirine yaklaşması demek şu mesafenin yani sarkomerin boyunun kısalması anlamına gelir arkadaşlar. Kasın boyu ne olacak bakın? Kasın boyu kısalacak ama eni ne olacak? Eni artacak. Yani kalınlaşacak. Dolayısıyla kasın hacmi değişmez. Çok önemli sorularda çıkıyor. O zaman kas kasılması sırasında A bandının boyu değişmeyecek. Aktin ve miyozinin boyu değişmeyecek. Bir de kasın hacmi değişmeyecek arkadaşlar. Bunu aklımızda tutalım. H bandı daralıp kaybolur. I bandı daralır. Z çizgileri birbirine yaklaşır. Sarkomerin boyu kısalır arkadaşlar. Bir daha söylüyorum. Kasın boyu kısalır, eni artar ancak kasın hacmi değişmez. Gevşeme dediğimiz olayda da tam tersi olur. İki Z çizgisi birbirinden uzaklaşır. Bu olayların tam tersi gerçekleşir arkadaşlar. Peki Çizgili kasların kasılması sırasında neye ihtiyaç var arkadaşlar? Enerjiye ihtiyaç var. Peki çizgili kaslarda enerji olarak hangi maddeleri kullanacağız ilk olarak? Nasıl bir sıra izleyecek? Bu önemli. Neden bunu önemsiyorum? Çünkü sorularda karşımıza çıkacak arkadaşlar. Bir kere ilk önce çizgili kasın kasılması sırasında kasta hazır olarak bulunan yani var olan ATP'yi kullanacağız. Birinci sırada bunu tercih edeceğiz arkadaşlar. Bu ATP'yi ne yapacağız arkadaşlar? ADP'ye dönüştüreceğiz. Ondan bir fosfat koparacağız. Bu sırada yaklaşık 7300 kilokalorilik 7300 kalorilik enerji elde edeceğiz arkadaşlar. Bu enerjiyi kullanacağız. Peki kasta var olan ATP bittikten sonra ne yapacağız arkadaşlar? Solunumla üretilen ATP'den 20 kat daha hızlı ATP üretmemi sağlayan bir yönteme başvuracağım. Ne o arkadaşlar? Kreatin fosfatı kullanarak Enerji elde edeceğim çünkü ATP biliyorsunuz depolanamıyor ATP olarak depolayamayacağız enerjiyi ne yapacağız kreatin fosfat olarak depolayacağız hemen kreatin fosfat'tan fosfatı koparacağız ve o fosfatı ADP'ye ekleyerek ATP elde edeceğiz arkadaşlar ve kreatin böylelikle ne olacak serbest kalacak arkadaşlar. Bakın hemen ne yaptık? ATP elde ettik ve o ATP'yi yine ne yapacağız? Kullanacağız. Bunlar da bittikten sonra, kreatin fosfat da bittikten sonra 3. sırada neyi tercih edeceğiz arkadaşlar? Glikozdan solunumla ATP eldesine elde edeceğiz. Oksijen geldiği sürece kasa oksijenli solunumla ATP elde edeceğiz. Ancak kasa yeterli oksijen gelmediği zaman ne yapacağız? Laktik asit fermentasyonu yapacağız. Hazır olan glikoz da bittikten sonra glikojeni hidrolize ederek ondan glikoz elde edeceğiz. Yine o glikozları solunumda kullanacağız. Glikojen de biterse yağ ve proteinleri kullanacağız en son olarak yani kullanım sıramız bu hemen şunu da eklemek istiyorum bakın çok önemli kreatin fosfatın kullanılarak enerji elde edilmesi sadece ve sadece çizgili kas hücrelerinde görülüyor yani kreatin fosfattan enerji eldesi ve laktik asit fermentasyonu bu ikisini hiçbir şekilde unutmuyorsunuz bu ikisinden enerji eldesi sadece çizgili kaslarda görülür. Hemen şuraya ben kolaylık olsun diye çıkartmıştım. Çizgili kasların kasılmasında hücrede artan maddeler neler? ADP artar. İnorganik fosfat artar. Buradaki i harfi o anlamı geliyor arkadaşlar. İnorganik fosfat demek istiyoruz. E, su ve karbondioksit artar, ısı artar, solunum olduğu için arkadaşlar kreatin miktarı artar ve laktik asit miktarı artar. Kasılmada miktarı azalan maddeler. Oksijeni solunumda oksijen kullanıldığı için oksijen azalacak. ATP tüketildiği için ATP azalacak. Glikoz kullanıldığı için glikoz azalacak. Kreatin fosfat kullanıldığı için kreatin fosfat azalacak ve glikojen miktarı ne yapacaktır arkadaşlar? Azalacaktır. Devam edelim. Çizgili, çizgili kasların kasılma mekanizmasıyla arkadaşlar. Çizgili kasın bir kere kasılıp gevşemesine kasıl sarsı adı veriliyor arkadaşlar. E, bakın e, bir çizgili kasın şöyle grafikle gösterirsek e, kas tonusu gizli evre kasılma evresi ve gevşeme evresi olmak üzere dört kısımda inceleyeceğiz. Kas tonusu dediğimiz ne? İlk önce ondan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Çizgili kasların hiçbir şekilde uyarı almadığı zaman yani dinlenme halinde bile tamamen gevşemiş durumda olmadığını biliyoruz. Çok az miktarda da olsa bir kasılı durumda olduğunu biliyoruz arkadaşlar. İşte dinlenme halinde bile çizgili kasların bir miktar kasılı kalması durumuna kas tonusu adı veriliyor arkadaşlar. Ve kas tonusu daha önce sinir sisteminde bahsetmiştik. Orta beyin tarafından da kontrol ediliyor arkadaşlar. Ne işe yarar kas tonusu? Şu işe yarıyor. Yeni gelen uyarıya daha hızlı tepki vermemizi sağlıyor. Mesela siz uzanıyorsunuz. Birden kapı çaldı veya deprem oldu. Yerinizden aniden kalkıp fırlayıp ne yapıyorsunuz? Kapıya doğru yönelebiliyorsunuz. İşte bunun sebebi dinlenme durumunda bile siz çek uzanıp televizyon izlerken tamamen gevşemiş durumdayken bile kaslarınız tamamen gevşemiş durumda değil. Az miktarda da olsa kasılıydı. Uyar artı geldiği anda da ne yaptınız? Hemen yerinizden fırlayıp kapıya doğru koştunuz. İşte bu kas tonusuyla alakalı bir durum arkadaşlar. E kas tonusu ölüm ve baygınlık durumlarında ortadan kalkıyor. gizli evre dediğimiz de arkadaşlar uyarı alan bir kasın kasılmaya başlamasına kadar geçen süreye denir. Gizli evreden sonra kasılma ve gevşeme evreleri görülür. Bu evrelerin tamamında da ATP harcanıyor ancak en çok ATP tabii ki kasılma evresinde harcanıyor arkadaşlar. Ya hep ya hiç kuralından bahsedelim arkadaşlar. Ya hep ya hiç kuralını bir kas telinde veya bir sinir telinde görüyoruz arkadaşlar. Kas demeti veya sinir demetinde böyle bir durum görülmüyor arkadaşlar. Bir kas telinin uyarılması için gereken en düşük uyarı şiddetine eşik değer deniyor arkadaşlar. Eşik değer ve eşik değerin altındaki uyarılara tepki oluşmazken eşik değer ve eşik değerin üzerindeki bütün uyartılara aynı şekilde tepkinin verilmesine ya hep ya hiç kuralı adı verilir arkadaşlar. Arkadaşlar hemen merdiven ilkesinden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bu da kas demetinde veya sinir demetinde birden fazla sayıda e, kas teli olduğu için veya sinir... E, hücresi olduğu için arkadaşlar her birinin de eşik değeri birbirinden farklı olabileceği için eşik değer ve altındaki uyarıya tepki oluşmazken eşik değer ve eşik değerin üzerindeki uyartılara e, gittikçe oluşan tepki artar ama bir yerden sonra sabit kalır. Buna merdiven ilkesi adı veriliyor arkadaşlar. Fizyolojik tetanozdan da bahsedelim hemen hızlıca. Kas, kaslara ard arda uyarı verilirse gevşemeye fırsat bulamadan kasların sürekli kasılı kalmasına fizyolojik tetanoz adı verilir arkadaşlar bugünlük dersimiz bu kadar arkadaşlar. Lütfen destek ve hareket sistemi ile ilgili sorularınızı çözüp bana yapamadığınız soruları WhatsApp'tan atıyorsunuz. Elinizde hangi kaynak varsa oradan çözebilirsiniz. Okulumuzun kaynağından çözebilirsiniz. Hocam ben oradaki soruları daha önce çözdüm diyorsanız herhangi başka bir kaynaktan veya internetten kendinize güzel testler bulabilirsiniz Endok, e, destek ve hareket sistemi ile ilgili. Hepinize kolay gelsin sevgili DK'lar. Görüşmek üzere.